Siz okey vereceğiz. Merhabalar, Meyzane Türkiye Instagram canlı yayına hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun süredir beklediğimiz Meyzane markasının, Meyzane ailesinin yeni ürünü lansmanını canlı yayında beraber gerçekleştireceğiz. Bizleri tanımayanlar için çok kısa kendimizi tanıtalım. Meyzane Türkiye, ben Satış ve Pazarlama Müdürü Berk Akgünlü. Yanımızda Meyzane Türkiye Genel Müdürlerinden Gökhan Kovuk Beyefendi var. Merhaba, hoş geldiniz hepiniz. Nasılsınız Gökhan Bey? Teşekkür ederim, ben deyim. Uzun zamandır bu ürünü bekliyorduk aslında Türkiye olarak. Meyzane'nin gerçekten çığır açacak ürünlerinden bir tanesi daha olacak. Biz çok heyecanlıyız. Öncelikle arkadaşlarımızla toplanırken canlı yayında size soralım. Ürünü nasıl buluyorsunuz? Bu ürün nasıl çıktı? Heyecanlı mısınız? Biz çok heyecanlıyız çünkü. Vallahi ürün kendi heyecanlandık test aşamalarında. Bayağı bir mesai harcadık bu konuyla alakalı. Ürün gerçekten daha efektif çalışıyor. Zemini daha az bir sonuç alabiliyoruz ve toz ve buka anlamında çok çok daha az. Yani aslında ürün biraz daha yeşil seralara yakın bir ürün. Evet, zaten arkadaşlarımıza, dünkü paylaşımımızda TÜİ olarak bir kalın pasta, Meyzane ailesine bir yeni bir kalın pasta eklendiğini söylemiştik fakat ne olduğunu söylememiştik. Dilerseniz arkadaşlarımızla biraz daha heyecanlı arttıralım. Biraz daha ondan sonra beklerken ben çok kısa size Meyzane'nin tarihçesini soracağım. Aslında 7 senedir Meyzane Türkiye distribütörü MG Polisaj firması olarak Türkiye'de operasyonlarımız devam ediyor. Çok kısa Meyzane firmasından bize biraz bahsedebilir misiniz? Meyzane 130 yıllık bir Alman markası. Yaklaşık 1985 yılından beri, 80'li yıllardan beri de otomotiv polisajı üstüne çalışıyor. Daha önce endüstriyel ve mücevher tarafında zaten dünya liderlerinden biri bir marka. Yaklaşık 40 yıla yakında şu anda otomobil polisajları üretmekte. Özellikle Meyzane'nin yani yeni ürünleri yeni vernik sistemlerine uyumlu şekilde çıkmaktadır. Bu da hem Avrupa'da genelde vernik üretici olduğu için daha başarılı sonuçlar almaktadır bu konuyla alakalı. Süper. Yanlış biliyorsam beni düzeltin. Meyzane yeni bir ürün çıkartmadan önce yeni sistemlerini dünyanın en büyük araç üretim firmalarıyla BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi gibi firmalarla ve bunları boya üreten firmalarla beraber Ar-Ge'sini yapıyor, geliştiriyor. Ya, tabii ki. Sonuçta vernik üretici aynı zamanda yani bu çizilecek ve onun bakımı gerektirecek. Onlarla beraber çalışıyor entegreler. Aynı zamanda normal şartlarda hani fabrikaların test laboratuvarları yani çok çok büyük. Onlar da aynı zamanda ürünleri test edip onay veriyorlar. Akabinde kullanmaya başlıyorlar. Süper. Bir sorun da olacak. Bize çok gelen sorulardan bir tanesiydi aslında. Biliyorsunuz Meyzane'nin ürün gamı çok geniş. Yani sadece kalın pasta ailesinde 7 farklı ürünü var. Örnek veriyorum AS30 biliyorsunuz krem tarzında ondan sonra evet. Kalın pastamız. Dinamit var yine kumlu. 300'ümüz var, 400'ümüz var. Geç 2 sene önce tanıttığımız yine onun lansmanında da inanılmaz heyecanlıydık. Ve yine böyle bir canlı yayında yeşil seri ondan sonra tanıtmıştık. Ve yeşil serilerimiz var. Bu özellikle kalın pasta ailesinin ürün gamının bu kadar geniş olmasının sebebi vernik sistemlerinin bu kadar farklı olması mı? Ya tabii ki üreticiden üreticiye değişebiliyor. Aynı zamanda yani yeni boyanmış parçalarda farklı pastalar daha iyi sonuca gidebilirken Alman gruplarında özellikle sert vernikli gruplarda daha yani yeni nesil pastalar daha iyi sonuç vermekte. Aslında hepsi birbirine çalışmakta ama yani burada önemli olan şu var. Biraz da Meyzane burada şunu düşünüyor. Pazara göre ürün üretmeye çalışıyorlar. Yani bizim ürünlerimiz içerisinde uygun rakamda olanlar da var. Üst segment ürünler de var. Buradaki kullanıcı şey değil. Yani sadece ben atıyorum premium ürün üreteceğim diye mantığına Meyzane bakmıyor. Her grubun satın alıp kullanabileceği ürünler üretiyor. Evet. Burada tabii ki de teknoloji farklılıkları var ürünler arkasında. Yani oradaki ürünün fiyatındaki fark olması sebebi Ar-Ge ve teknolojinin farklı olması. Yani normal şekilde AS30 dediğimiz pasta yaklaşık yani 1980-90 yıllarda geliştirilmiş bir pastanın yani çok hafif formülasyonunu değiştirip piyasada devamlı olarak sunulmasına kadar. Kilosu 90 liraya şu anda satış olan aslında en önemli pastalarımızdan bir tanesi. Evet. Peki bir de arkadaşlarımız merak ediyorlar. Yeşil seri değerden 350 pastamız var ve fiyatı evet şu anda ortalama pasta fiyatlarının biraz üzerinde. Bunun sebebini niye bağlıyorsunuz? Yani bunun sebebi nedir? Meyzane en kalın pasta grubu. Yeşil seride yani bakarsan yeşil seri içerisindeki organik materyaller olduğu için fiyat tabii normal olarak aşınma yıllıktan dolayı organik materyaller
yüksek lisansları geliyor. Aslında daha önceki canlı yayınlarımızda hep şundan bahsetmiştik. Hep bize bunu soruyorsunuz. Yeşil serinin farkı nedir diye. Çok kısa bundan bahsedeyim dilerseniz. Yeşil seri içerisinde VOC dediğimiz, yani inorganik aşındırıcılar içermeyen, tamamıyla doğal aşındırıcılar içeren bir kalın pasta. Yayılımının daha fazla olması, daha az ürün tüketiminin olması, yüzeyine daha fazla yayılması, kokusunun tamamen ortadan kaldırılması ve toz bakımından da Türkiye'nin ve dünyanın minimum toz oluşturan pastalarından biri olmasıyla aslında yeşil seri de çok fazla ön plana çıkıyor. Peki, yavaş yavaş ondan sonra biraz aslında lansmana geleceğiz, tanıtacağız. Çok kısa da biraz MG Polisaj firmasından bahsetmek istiyorum. 7 senedir Türkiye pazarındayız, 7 senedir mezarlanır ve dünyanın çok önde gelen firmaların markalarını Türkiye distribütörlüğünü yapıyorsunuz. MG Polisaj firmasından biraz bahsedebilir misiniz bize? Yani nasıl kuruldu ondan sonra, çünkü biliyorum arkadaşlar size çok fazla alışkın değiller, beni daha fazla görüyorlar ama yani siz hep Mehmet Bey'le beraber, Mehmet Yavaş Bey'le beraber hep daha çok arka plandasınız. Aynen öyle. Evet, yani arkadaşlarım özellikle sizi de çok merak ediyorlardı. Ya bizim MG Polisaj firmamız yaklaşık 2014 yılında kuruldu. Fakat bunların tabii altyapıları yaklaşık 2012'den beri biz Mehmet Bey'le bu planları yapmaya başladık. Daha önce de biz 2008 yılından beri Mehmet Bey'le zaten çalışmaktaydık. Yani bu şu şekilde oluyordu. Mehmet Bey bizim tedarikçimiz konumundaydı. Yaklaşık bir 6 yıllık çalışma sonucunda biz de pazardaki boşlukları gördük. Tabii ki bu 2012-13 yılından sonra seramik kaplamaların ön plana çıkmasından dolayı ürünlerin kullanırken seramik kaplama altyapıları mutlaka silikon ve dolgu içeren pastaların olmaması gerekiyor. Bunun akabinde de Menzana'da böyle bir firma olduğu için biz Menzana'yla çalışmaya başladık. Yaklaşık yani 7 yıldır da hani bu piyasanın içerisindeyiz. Genelde ağırlıklı olarak biz bayi kanalına satış yapıyoruz, parakende çok çıkmıyoruz ama asıl önemli noktamız bir tanesi eğitimler vermek bu firmayı büyütüyoruz. Çok güzel bir yere dokundunuz aslında. Evet, eğitimler, biz İzmir'deki merkezimizde özel eğitimler veriyorduk. Ve tüm Türkiye'de aslında uygulama merkezlerini dolaşıp buralarda da ücretsiz seminerler düzenliyorduk. Maalesef pandemi sebebiyle son 2 senedir bu ücretsiz eğitimlerimizi veremiyoruz. Biz de herkes gibi ondan sonra evlerimize, iş yerlerimize tıkılmış durumdayız. Özel eğitimler bize çok fazla soruluyor. Çok kısa bir özel eğitimlerden bize bahsedebilir misiniz? Özel eğitimlerin içeriği nedir? Kaç gün sürüyor? Paket neleri kapsıyor? Bunu soran arkadaşlarımıza da ondan sonra yardımcı olalım. Ya onda daha detaylı şekilde aslında başka bir konuyla ilgili bir video çekip anlatmak gerekiyor ama normalde 5 günlük program oluyor. Bu 5 günlük programda yarım günlük ya da atıyorum arkadaşın, eğitim alacak arkadaşın teknik bilgisine göre bir güne kadar çıkabiliyor. Orada bir teorik eğitim veriyoruz. Teorik eğitimden sonra akabinde 4 günlük, kalan 4 günümüzde de araçlar üstünde bir fil ustalarımızla beraber çalışıyoruz. Burada önemli olan şu var, biz polisel sisteme eğitim veriyoruz. Yani bu işin eğitimi menzana üzerine oluyor ama genelde polisel sistemleri yani çoğu markada birbiriyle eşdeğerdir. Yani çok farklılıkları yoktur. Bizim burada önemli olan anlattığımız PEG ve pasta sistemlerini, bunları nasıl kullanması gerektiğini, daha detaylı olarak araçların üstünde makine hareket ettirecek, ne kadar süre bekleyecek vesaire, yani hangi devirlerde kullanacak, bunların eğitimlerini veriyoruz. 5 günlük bir program ondan bahsettiniz. Süper. Ben arkadaşlarıma şöyle bir bilgi vereyim. Normalde burada İzmir'de verdiğimiz özel eğitimi maalesef dışarıda farklı illerde veremiyorduk. Fakat 2021 ve 2022'nin başındaki projelerimizden bir tanesi de Türkiye'nin farklı noktalarında bizden özel eğitim almak isteyen kişilere bu eğitimi vermek. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, uygulama noktalarında gidip bu eğitim seminerlerini hem ücretli hem de ücretsiz bir şekilde devam ettirmek. Umarım en kısa zamanda bu pandemiden kurtuluruz ve tekrar bizler de çok özlediğimiz sahaya kavuşuruz. Şimdi gelelim lansman ürünümüze, yeni ürünümüze. Bitirim gibi çok heyecanlıyım. En son 2 sene önce bu kadar heyecanlıydım. Yeşil 400'ün lansmanında çok heyecanlıydım. Çünkü biliyorduk ki Yeşil 400'ün alanında bir benzeri yoktu. Hem formülasyon olarak, hem çalışma şekli olarak, hem de içerdiği moleküler yapısı olaraktan piyasadaki diğer tüm kalın pastalardan inanılmaz şekilde ayrılıyordu.
ve çok kısa zaman içerisinde de gerçekten bunun için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Türkiye'deki uygulamacı arkadaşlar inanılmaz kısa sürede benimsediler. İlk başlarda bir bocalama dönemi oldu çünkü biz maalesef Türkiye'de pastayı biraz fazla kullanma eğiliminde olan ondan sonra uygulama tipine sahibiz. İlk başta yeşil örtüsü biraz fazla kullandık, yüzeye yediremedik, yüzeyde fazla kaldı, pasta çalışmadı falan derken ama bir kere kullanan ve alışan bir kullanıcı da yeşil örtüsüden vazgeçmedi. Peki, yeni ürünümüz de böyle bir ürün mü? Sence? Bakalım mı? Peki, o zaman yavaş yavaş ondan sonra yeni ürün tanıtımımıza geçelim hep beraber. Şöyle, sizin için hazırlamış olduğumuz alanımızı ondan sonra açalım. Hazır mıyız? Biraz aslında yorumları ondan sonra görelim. Şu anda biz yorumları göremiyoruz ama ondan sonra nasıl yorumlar? Hazır mıyız? Yerlerimizi gösterelim mi? Biraz chat'in patlamasının, patlı chat olması şeklinde. Hazırsak açıyoruz. 3, 2, 1. Ve karşınızda yeni 400. Yaptığımız paylaşımlarda Menzana'nın yeni bir ürün olacağını ve bu ürünün de dün de kalıp pasta olacağını söylemiştik. Yaptığımız ondan sonra paylaşımları yorum olarak bahsetmenizi istedik. Yeni ürünümüzün hangisi olduğuna dair çok doğru yorumlar da geldi. Direkt ondan sonra bilen arkadaşlarımız da oldu. Önce özellikle onları da tebrik ediyoruz. Yeni 400 arkadaşlar alanının öncü pastası, yenilikçi pastası ve sadece Türkiye değil dünya pazarında parmakla gösterilen ve Gökhan Bey şunu söyleyebilirim çok açıkça, yeni bir kalın pasta çıktığında kusura bakmasın diğer markalar ama hep şunu söylüyorlar. Menzana 400'e göre şöyle, Menzana 400 alanının örnek alına yani aslında standartına oturtulan bir pasta oldu. Kaç senedir satıyoruz 400'ü? Eski adı FG 400'dü, sonra da SF ile değişti. 5 evet. Sene oldu değil mi? Ya şu an 400'ü bizim işte 7 senedir. 7 sene ondan sonra geçmişimizde. Büyüğümüzde 2008 yılında sanırım lansman ettiler. O günden beri tabii ki de yani formasyonun içerisinde değişiklikler oluyor. Fakat yani böyle güçlü bir değişiklik. Yaklaşık en son bir 4 yıl önce bir değişiklik oldu formasyonlarda ama tabii hala o 400'ün yani benzeriydi. Fakat bu yeni 400 ciddi anlamda daha iyi bir ürün ve yani daha başarılı bir olarak görüyorum yani. Şimdi teknik özelliklerini ben yavaş yavaş açıklayacağım. Öncelikle pakete gelelim arkadaşlar. Ambalajı normal 400 ile ondan sonra aynı gibi gözükse de çok ufak bir değişikliğimiz var. Normalde 400 yazısının yanında Improved Formulation yazısı yeni 400'de ondan sonra var. Geri kalan ondan sonra ön yüzündeki her şey aynı. Çizik alma ve parlaklık tarafına baktığımızda cutting yani çizik oranı o yine 10 üzerinden 8. Gloss parlaklık derecesi de 10 üzerinden 8. Fakat yenilenen formülasyonuyla çizik almasında ve parlaklığında da inanılmaz bir değişim var. Arka tarafına geldiğimizde de yine aynı ibareleri ondan sonra görüyorsunuz. Belki çok dikkatli olan arkadaşlarımız vardır. Burasında bir uyarı ifadesi vardı. O da pastanın içermiş olduğu aşındırıcı kimyasaldan dolayı bir adet ondan sonra uyarı defası vardı ve bu da yeni formülasyonla beraber tamamen yok oldu. Dilerseniz şimdi çok kısa yeni 400'ün kısa özelliklerinden bahsedeyim. Yeni 400, 2021 model gelişmiş formülü 400 artık daha güçlü. Daha güçlüden kastımız arttırılmış çizik giderme performansıyla yüzeyde çok daha ağır aşındırıcı bir çözüm sunuyor ve en zorlu araçlarda bile kalıcı bir çözüm sağlıyor. İkincisi daha hızlı. Formülasyonun değiştiğinden bahsetmiştim. Yeni formülasyon ile 400 yüzeyde daha hızlı çalışıyor ve sizi uygulamalarınızda çok daha kısa sürede sonuca getiriyor. Üçüncüsü daha verimli. Yeşil 400 hepiniz biliyorsunuz. Yeşil 400'de kullandığımız ürün miktarı eski seri 400'e göre çok daha azdı. Yeni seri 400'ümüzde de, yeni 400'ümüzde de kullanım miktarımız oldukça az. Az miktarda ürünle geniş yüzeyde alanlara uygulama yapabiliyorsunuz ve ürünün yüzeyde çalışma performansı çok daha
iyileştirilmiş durumda. Bizim gibi şöyle uygulama merkezimiz az buçuk gördüğünüz ama özellikle kapalı ortamlarda çalışan uygulamacı arkadaşlarımız için çok iyi bir haberimiz var. Artık yeni 400'ün kapalı ortamlarda ortaya çıkabilen eser miktarda kokorunu artık tamamıyla giderilmiş durumda. Yeni 400'de çalışırken artık sıfır kokuyla çalışacaksınız. Yeni ürünlerin herhangi bir ondan sonra kokusu yok. Yeni seri 400'ü. Bunun dışında toz. Toz tarafında hep şunu söylüyordum. Özellikle dolgu, silikon içermeyen aşındırıcı pastalarda bir tık ondan sonra toz durumu oluşmasının normal olduğunu söylüyorduk. Fakat yeni seri 400'de de toz oluşturma oranı çok daha azaltılmış durumda ve özellikle menzerle yeni seri 400'de uyumlu keçelerde çok daha az toz oluşumu, hatta süngerle kullandığımızda sıfıra yakın toz oluşumunu biz gördük. Bu ürün şu anda daha sağlıklı ve daha güvenli diyoruz. Çünkü bunun sebebi dediğim gibi içerdiği kimyasalın değişmesiyle beraber şu anda insan sağlığına ya da çevre sağlığına hiçbir şekilde zararı bulunmuyor. Bu demek değildir ki eski serinin ondan sonra zararı vardı. Hayır, bu Avrupa regülasyonlarıyla beraber geliştirilmiş bir formül ve şu anda biliyorsunuz bu regülasyonlar değişebiliyor. Tamamıyla sağlıklı ve çevreci bir ürün. Bunun dışında da ne yok ürünün içerisinde? Ben ürünün içerisinde size ne olmadığını söyleyeyim. Diğer tüm menzarna aşındırıcılar, kalın pastalar gibi menzarna yeni seri 400'de de silikon, dolgu, örtücü ve kapatıcı madde bulunmuyor. Bunu da gönül rahatlığıyla ondan sonra size söyleyebilirim. Berk Bey, bir de biz size bir şey soralım. Tabii, yorumlarda şunu görüyoruz. Arkadaşlarımız merakla ne zaman satışa sunulacak diye bir popülasyon halindeler. Buna da bir cevap verirseniz seviniriz. Tabii ki. Arkadaşlar, yeni 400 1 Haziran itibariyle iş ortaklarımızın hem perakende satış noktalarında hem de online satış noktalarında olacaklar. 1 Haziran'dan itibaren bu ürüne hem 400 ml versiyonunda hem 250 ml versiyonunda hem de çok kısa zaman içerisinde 5 kiloluk galon versiyonunda sahip olabileceksiniz. Fiyatı da şu anda tam kesin olarak paylaşamıyoruz fiyatını. Fakat lansmana özel, euro bu kadar yüksek olmasına rağmen lansmana özel çok iyi bir fiyatla, rakiplerine oranla çok daha iyi bir fiyatla ondan sonra çıkacağını size söyleyebilirim. Bir soru da şöyle sorabilirim. Şu anda ondan sonra aklıma geldi. Evet, bu yeni seri 400, yeni 400'ümüz. Peki eski seri, yani eski 400'e ne olacak? Arkadaşlar, eski 400 bundan sonraki süreçte üretilmeyecek. Bundan sonra tüm dünyaya ve Türkiye'ye gelecek ürünler yeni 400 olarak gelecek. Eski seriyi de çok fazla seveniniz vardı biliyorum. Değiştirmiyordunuz. Değiştirmeyen de çok fazla insan vardı. Ama size şunu söyleyebilirim. Yeni 400 eski seriye göre çok daha güçlü, çok daha verimli ve çok daha hızlı. Evet, şimdi bunlar sözde kalmasın. Bu arada hemen buradan da duyurmuş olayım. Yarın Menzerna Instagram yine Türkiye canlı yayınında teknik özelliklere çok daha detaylı bir şekilde gireceğiz. Normalde biz bu yayını akşam yapmak istiyorduk. Fakat pandemi koşulları sebebiyle öğlen sonraya çekmek zorunda kaldık. Yarın yine akşam saatlerinde Menzerna teknik şefimiz Özgür Bey ile beraber teknik özelliklerini gösteren bir canlı yayınımız olacak. Birazdan da size çok kısa yine ürünün zeminde nasıl çalıştığına dair bir uygulama videosu çekeceğiz. Berk Bey, bir sorumuz daha var, onu da size soralım. Yeşil 400 devam edecek mi diye sorarlar. Evet, doğru. Yeşil seri dediğim gibi alanında şu anda tek olan, başka bir muadili olmayan bir seri. Yeşil 300 ve Yeşil 400'ün satışı ve üretimi devam edecek. Bu söylemiş olduğum gibi eski 400, eski seri 400'ün yerine gelen yeni 400. Şimdi bu pastada, bu üründe yaklaşık 6 aydır emeği olan teknik şefimiz Özgür Bey yanımda. Şimdi yavaş yavaş arabanın önüne geçelim. Çünkü Özgür Bey ile konuşmak istiyorum. Özgür Bey ile 6 aydır bu ürün Ar-Ge'sini yapıyoruz. Almanya'dan birçok kere ürün geldi, gitti. O da kendi yorumlarını söyledi. Bu arada kimse bilmeden biz bazı uygulamacı arkadaşlara ürünü belli etmeden bazı uygulamalar yaptırdık. Ürünün artılarını ve eksilerini ondan sonra sorduk. Bunu, bu işlerin başında da emeği çok fazla olan Özgür Bey var. Özgür Bey, sizi de böyle yanıma alayım. Merhabalar. Özgür Bey, bu üründe çok fazla emeğiniz var. 6 aydır üzerinde çalışıyoruz. Detay profesyonellerinin isteğine özel aslında tam bir sipariş hazır.
ürün geliştirildi ve ben şunu söylüyorum, mükemmeli hedefleyen detay profesyoneller için mükemmel bir ürün geliştirildi. Kesinlikle öyle. Bu ürün gelişirken çok fazla emek harcandı. Kullanıcılarımızdan geri dönüşleri tamamıyla fabrikayla paylaşarak standart 400 dediğimiz önceki pastamızda işte kokudan şikayet edenler vardı. Doğru. Kapalı alanlarda çalışanlarda tozdan şikayetçi olanlar vardı. Bunlar artık minimuma indirgendi. Koku olayı kesinlikle yok. Çok mükemmel bir pasta sizlerle buluşmak üzere arkadaşlar. Bunun müjdesini vermekten çok mutluyuz. Şunu söyleyeyim size. Buyurun lafınızı bitirelim öyle söyleyeyim. Sahada görüşmek üzere. Evet. Şu soruyu, normal 400'ün en büyük hayranlarından bir tanesiniz aslında. Evet. Yani bizimle çalışmaya başlamadan önce de kendi uygulama yerinizde evet. Menzan mimleri kullanıyordunuz. Belki Menzan 400'ü ilk kullananlardan bir tanesiniz evet. Ve uzun zamandır kullanıyorsunuz. Ve çeşitli illerde bundan sonra eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Evet. Ben işin biraz daha teknik ve pazarlama kısmında ürünün farklılığını anlattım. Uygulama kısmında, uygulamacı arkadaşlar illaki merak ediyorlar. Tabii ki bunu kendi ürünü aldıklarında, denediklerinde çok daha iyi şekilde ondan sonra görecekler, kendileri deneyimleyecekler ama sizin uzun yıllarki deneyiminize güvenerek, deneyiminizden bahsederek eski seri 400 ile yeni 400'ü arasındaki farkları ne görüyorsunuz? Nasıl bir ürün oldu tekrar size? Uygulama konusu özellikle. Çok hızlı bir ürün arkadaşlar. Çok merak ettiğinizi biliyorum. Bazı arkadaşlar Berk Bey'in dediği gibi ürünün ne olduğunu söylemeden biz bunların denemelerini yaptırdık. Onların da fikirlerini aldık. Ürün standart 400'ün önceki versiyonuna göre çok daha hızlı çalışıyor. Çok daha verimli, çok daha az pasta kullanarak çok daha fazla alanlar polisaj yapabileceksiniz. Koku dediğimiz gibi sıfır, hiç koku yok. Bunun yanında harika ondan sonra bunun yanında mesela. Oraya geliyordum. Bunun yanında hologram hemen yok denilecek kadar az hologram bırakıyor. O da yeni aslında yağlı biraz daha yerini yedi evet. Sayesinde evet. Arkasında uygun keçeyle tabii ki arkadaşlar bu söylediğimiz koşullar uygun keçe ve uygun aksesuarlarla beraber kullanıldığında bu şekilde. Kesinlikle. Deneyimlerini en son ondan sonra gelen ürününde bir araba yaptığımız içeride ondan sonra evet. Z4 gördüm. Onda gerçekten tek kattan sonra hani dedim araba sinyal bitti. Sinyal nasıl? Ya evet bitti mi dedim. Yok daha sadece ilk kat uyguladım dediğimiz ondan sonra inanın çok şaşırmıştım. Çok iyi sonuçlar veren bir pasta gerçekten. İnanılmaz. Gerçekten çok mutluyuz böyle bir ürünle karşınıza çıktığımız için. Süper. Siz hazırlıklarınızı ondan sonra yaparken ben tekrar sizi şöyle alayım. Özgür Bey hazırlıklarını bitirsin. Bu arada biz de birkaç tane soru ondan sonra cevaplayayım. Evet arkadaşlar chat kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Evet Berk Bey. Arkadaşlarımız der ki özellikle bu soru çok gelmiş. Size bunu soralım ilk başta. Menzerna markası seramik kaplama üretmeyecek mi? Biz ne zaman Menzerna'nın seramini kullanacağız diye birçok yorum var. Söz sizde. Evet, uzun süredir sorduğunuz sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Aslında Gökhan Bey bunun ipuçlarını, yani ipucunu söyledi. Menzerna markası 130 senedir aşkın tüm dünyada sadece polisaj ürünleri üretiyor. Otomotiv grubunda, marine grubunda, endüstriyel grupta ve mücevherat grubunda sadece polisaj ürünleri, işte pasta, cila, hale giderici gibi ürünler üretiyor. 2 sene önce biz en son Otomekanika Almanya'dan sonra gittiğimizde Menzerna'nın genel müdürleriyle, CEO'larıyla beraber yemeğimizde ben bunu özellikle belirttim. Arkadaşlarım dedim özellikle Türkiye'de çok fazla seramik soruluyor. Menzerna seramik çıkartacak mı? Seramik çıkartacak mı diye. 2 sene önceki gelen cevap hayırdı. Çok büyük ihtimal bugün de sorsam gelen cevap hayır olacaktır. Menzerna bildiği işi ondan sonra yapmaya çalışan bir firma. Alman ekolü biliyorsunuz arkadaşlar. Bildiği işi yapıyor, uzman olduğu bir iş yapıyor. Bu demek değildir ki ondan sonra hiçbir zaman Menzerna'nın seramik kaplaması olmayacak. Örnek veriyorum. Menzerna'nın geçen sene lansmanını yaptığımız MZ Boş adı altında pH tutucu bir şampuanı var. Bu ürün bile aslında Menzerna'nın yavaş yavaş tüketici isteklerine göre kendi ürün grubunu arttırdığı ve ürün gamını arttırdığını ondan sonra görüyoruz. Şu an için hayır ama buna yuvarlak bir cevap vermek zorundayım. Yakın zamanda neden olmasın. Teşekkürler Berk Bey. Bir de yoğunlukla gelen sorulardan birisi bu yayına katılanlara özel bir indirim var mıdır diye sorarlar.
Bu yayına katılanlara değil ama lansman fiyatlarından faydalanan tüm kullanıcılarımıza ondan sonra güzel fiyatlarla ürünümüzü ondan sonra buluşturacağız. Benim hep bu konuda söylediğim bir şey var. Maalesef Türkiye piyasasında bizim tabii ki ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz ülkece. Odaklandığımız hep bir alan var. Bu alanda nedir? Ürünün ambalaj fiyatı. Biz yaptığımız tüm eğitimlerde aslında ambalaj fiyatının uygulamacı arkadaşlarımıza gerçek maliyeti yansıtmadığını hep söylüyoruz. Çünkü önemli olan bir ürünün ambalaj maliyeti değil, bir ürünle ortalama kaç arabayı verimli bir şekilde çıkartabildiğiniz. Ve bu konuda size şunu söyleyebilirim. Menzarla Türkiye'deki ortalamanın belki bir tık üstündeki parakende fiyatları olmasına rağmen şu anda piyasadaki en ucuz ürünle araç başı maliyette kafa kafaya gelip ondan daha yükseğe gelmez. Araç başı maliyette çok daha ondan sonra iyiyiz. Teşekkürler Berk Bey. Son yorumlarda bolca fiyatta düşüş olacak mı? Eskisine göre ucuz mu? Ya da herhangi bazı fiyatlarla ilgili soru soran arkadaşların cevaplarını çok net vermiş oldunuz. Teşekkür ederiz. Artık sanırım yavaş yavaş uygulamaya geçeceğiz gibi görünüyor. Evet, uygulamaya geçeceğiz. Uygulamaya geçmeden önce son bir şeyden bahsedeyim. Bizim dediğimiz gibi kalın pasta grubunda 7 farklı ürünümüz bulunuyor ve bunların kullanım alanları birbirinden farklıydı. Fakat yeni 400'de şöyle bir güzel özellik daha var. Boyahaneler, detay merkezleri ve özellikle yetkili servisler hızlı çalışmak zorunda olup hızlı sonuca gitmek isteyen yetkili servisler dahil tüm detay merkezlerinde ve tüm uygulama merkezlerine bu ürün uygun. Yani ben yetkili servisim bu ürünü uygulayamam. Hayır, bu ürünü ondan sonra uygularsanız çok daha hızlı, çok daha kısa sürede sonuca gideceksiniz. Detay merkezlerinde aynı şekilde. Bakın hep aynı şeyi söylüyoruz. Kalıcı. Menzarların hiçbir kalın pasta grubu silikon, dolgu, örtücü ve kapatıcı materyal içermediği için sizi asla müşterilerinize karşı mahcup etmez. Teşekkürler Berk Bey. Bir soru daha var, bolca sorulmuş. Onu da size aktaralım. Bayilerimiz ister ki bolca flama bayrak tarzı eşantiyon ürünlerle ilgili bir sorular var. Onu da bir size bırakalım. Tamamdır. Söyleyeyim. Şu anda elimizde Menzarna'nın promosyon ürünleri, bayrakları var. Lütfen bize siparişinizi geçerken siparişinizde istediğiniz adet bayrak miktarlarını belirtin. Bunu tüm uygulama merkezleri için de söylüyorum arkadaşlar. Lütfen iş ortaklarımızdan, ürünlerimizi temin ettiğiniz bayilerimizden Menzarna'nın promosyonel materyallerini isteyin. Şimdi sözü iş açıkçası Özgür Bey'e bırakıyorum. Özgür Bey, makineler sizin, araba sizin, yeni 400 sizin. Buyurun. Hazır mıyız? Hazırız. Evet arkadaşlar, merak ettiklerinizi chat'e yazmaya devam edebilirsiniz. Biz de bunlarla ilgili cevap vereceğiz uygulama anında. Özgür abi lütfen ne kadar ürün koyduğunu göster. Keçi temiz olduğu için biraz fazla ürün kullandım. Aynen, bu sorulan sorulardan bir tanesiydi. Alanımız ondan zaten yüzeyi belli. Veysel Bey, mesajınızı okuduk. Cevap olaraktan dediğimiz gibi Berk Bey bilgi vermişti, açıklamıştı. Zaten lansman fiyatları uygun olacağı için şu an için ancak bu şekilde yardımcı olabildiğinin bilgisi aktarıldı. Ama 1 Haziran'da ürünün satış rakamlarıyla görebileceksiniz. Uygulama önlüğü sorulmuş. Maalesef şu anda uygulama önlüğü elimizde yok ama en kısa zamanda olacak. Yaza hazır edeceğiz. Aslında bizim ürün grubumuzla çok fazla ilgisi olmayan bir soru ama ben bunu da cevap vermek istiyorum. Bizim uygulama merkezlerimizde ve yaptığımız demolarda kullandığımız makina ve makita, biz özellikle roteri grubunda makitayı kullanıyoruz. Makitadan da inanılmaz şekilde memnunuz. Bu bir reklam vesaire değildir. Sadece kendi deneyimlerimizi paylaşmak istiyorum. Thank you.
özellikle işte bir adım daha ileri götürmek isteyen kullanıcılarımıza orbital makine ne kullanalım diye. Şimdi biz yine kendi uygulamalarımızda ve kendi uygulama merkezimizde kullandığımız marka Rupes. Rupes'in yanında Flex markası da çok değerli bir marka. Rupes ve Flex bizim şu anda en fazla kullandığımız markalar. Ürün aslında çok yağlı değil. Yıldız koşullarında olması gerektiği kadar yağlı bir yanımda. Bunu tabii Türkçe'de yağlı diyoruz ama tam yağlı olarak olan aslında farklı bir yayılma fazla. Yıldız sırasıyla devlet kanallarda gelen kış araç güvenlik kişilerinin su bazlı olması, su bazlı güvenlik kişilerinde olduğu için bu yağlı sorunu şu anda en iyisi. Bakın çok az miktarda ürün %7 gördüğünüz üzere yedikten sonra yüzeyinin çok hafif bir saydamlaşma var. Kesinlikle ürün yüzeyde kalmıyor, donmuyor, yüzeye yapışmıyor. Bu saydamlığı gördükten sonra Özgür Bey biraz makinenin devrini yükseltti. Hafiften baskıyı yüzeyden çekti ve şu anda yüzeyi de ısıttığı için çizik alma ve akabinde parlatma işlemini gerçekleştirecek. Tekrar şöyle bahsedeyim. Makine sebebiyle sesim gelmemiş sanırım. Özgür Bey biraz önce çok az bir ürünle ondan sonra bakın aslında ufak bir alan değil. Çok ciddi. Şöyle baktığınızda kaputun 5'te 1'i diyebiliriz. Değil mi? 5, 4'te 1, 5'te 1, 6'da 1 diyelim en fazla. Yani 50 bir alan. 50. Kullandığımız ürün miktarı 4 nohut tanesi. Aynen. Gördüğüm kadarıyla. Ağız ve buyurun Gökhan Bey. Daha az bile koyabilirdik. Daha az bile evet daha az bile ondan sonra koyabilirdik. Bakın yüzeyde çok çok az bir şekilde hologram bıraktığını bunu da birazdan görebileceksiniz. Ürünün silinmesi çok kolay. Kesinlikle donma yok. O işte söylediğiniz çok yağlı olmasından sebebiyet belki silinemeyebilirdi. Yeşil 400'de bazen bu sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Kesinlikle ondan sonra silimi inanılmaz şekilde kolay. Teknikten ziyade Özgür Bey biraz da şeyi sormak istiyorum. İşin böyle bir duygusal tarafını, yani ürünü kullanırken ondan sonra size hissiyatı nedir? Çünkü biliyoruz ki bazı ürünlerde kullanırken makineyi çok fazla saçlıyor. Evet. Ürün yüzeye yapışıyor, makine gitmiyor. Bu sefer daha fazla ürün kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Yüzey bulamaç oluyor, silemiyorsunuz. Topaklanma yapıyor. Topaklanma yapıyor, her yer kirleniyor vesaire. Lütfen canlı yayında camı da gösterelim, kaputu da gösterelim. Ürün yüzeyinde ondan sonra ne kadar bir toz oluştuğuna dair bu alanda. Özellikle biliyorum camda özellikle çok fazla toz oluşumuna ondan sonra şahit oluyorsunuz, yaşıyorsunuz. Fakat şöyle lütfen ondan sonra yaklaş Soner. Bakın şurada ondan sonra toz parçacıkları var görüyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorum. Mikrofiber bezle siliyorum ve geçti. Bir sonraki aslında uygulama videomuzda biz yarın uygulama belki yapamayız ama yani uygulama videomuzda şunu gösterebiliriz. Havayla bile, kuvvetli bir havayla bile hiç beze gerek kalmadan çok rahat bir şekilde üzerindeki tozu atabiliyorsunuz, silebiliyorsunuz. Evet, kullanım hissiyatından bahsediyorduk. Ondan sonra yani nasıl hissiyat ürünü kullanırken? Ürün çok hızlı çizik alıyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Hani çok zorlandığımız, zorlayıcı dediğimiz Alman grubu arabalarda bile çok keyifli çalışmalar sağlıyor. Özellikle bu konuda uygulamacı arkadaşlar çok rahat edecekler. En çok çünkü zorlandıkları arabalar biliyorsunuz Alman grubu arabalar, çok sert frenlikli arabalar. Uygulamanın fazla uzun sürmesi, evet. Tek bir alanda hatta tek bir parçada bir şey uygulama yapıp çiziyi alamayıp sonra bir daha ürün kullanmaları, bir daha ürün kullanmaları hem zamanda hem de maddi yönden çok fazla aslında zarar görmeleri. Opak boyalarda biliyorsunuz hologram çok büyük problem uygulamacılar için. Arkadaşlar opak boyalarda da çok ciddi denemeler yaptık. Ürünle ilgili geri dönüşler, Şerp Bey'in daha önce söylediği gibi bu pasta 6 aydan beri bize geliyor. Geliyor. Evet, birçok gelgiti oldu. Şu an geldiği nokta çok iyi. Bunu uygulamacı arkadaşlar da kullandıkları zaman görecekler zaten.
bize hak verecekler. Hepsine sağlıklı, sıhhatli, koronasız günler diliyorum. Eski günlere bir an önce dönüp sahalarda hep beraber uygulamalar yapmak nasip olur inşallah bir an önce. Evet, sahayı ondan sonra gerçekten özledik. Çok özledim. Doğal ekşi makineyle bir deneseniz. Tabii ki bir yalandan yan tarafına deneseniz. Hiçbir an sadece şunu söyleyeyim. Bir ürün sıkıyorsun, mezarlı kontrol cleaner. Evet. Bu ne IPA, ne tiner, ne aseton. Bu çok daha farklı ondan sonra bir ürün. Evet. Biraz kontrol kürününden bahset istersen, neden kalın pasta yaptıktan sonra yüzeyi böyle bir ürünle kontrol kürününle silmeliyiz? Ve aslında hep şunu soruyorlar bize, yüzeyi işte kalın pastadan sonra IPA'yla ondan sonra temizliyoruz. Fakat IPA'yla bize istediğimiz performansı alamıyoruz. Aslında IPA çünkü doğru bir çözücü madde değil. Aynen. Şimdi IPA bizim pastamızın, isoprofil alkol bu arada. Bizim pastamızın yapısını bozmuyor. Aynen. Biz bunu daha önce pandemi öncesi verdiğimiz seminerlerde, eğitimlerde uygulamacı arkadaşlara hem anlatarak hem de uygulayarak gösterdik. Bizimle bu seminerlerde bir arada olma şansı olan arkadaşlar bunu hatırlarlar. Onun için mutlaka arkadaşlar kontrol filtre mutlaka ve mutlaka herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Kontrol filtre'nin IPA'dan farkı, en büyük farkı, bizim ürünümüzü yüzeyden gerçek anlamda temizliyor. IPA bizim ürünümüzün yapısını bozmuyor. Eğitim seminerlerinde özellikle biz bundan bahsediyorduk. Hatta bir karton üzerine mezarlığın pastalarını koyuyoruz. IPA sıkıyoruz, bir tarafa kontrol filtre sıkıyoruz. IPA sıktığımız yerde hiçbir şey yok. Hiçbir reaksiyon yok. Aynı şekilde duruyor. Aynen, kontrol filtre yayıldığını ve çözüldüğünü olmalı. Aynen, kontrol filtre sıktığımız yerde parça pasta yayılıyor, yapısı bozuluyor. Onun için kontrol filtre'ı mutlaka kullanıyoruz. Ve ben ek olarak şunu söyleyebilirim. Kullandığımız tiner türevi ürünler, izopropil tarzı ürünler her zaman yüzeyi matlaştırır. Bizim günün sonunda amacımız daha parlak, daha canlı bir yüzey elde etmek. Özellikle hare giderici cila sonrasında IPA sıktığımızda, yüzeyi IPA ile temizlediğimizde yüzeydeki o parlaklığı almış oluyorsunuz, yok etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın tekrardan yaklaşalım. Yüzeyi IPA ile sildik. IPA ile sildikten, özür dilerim, kontrol kliniğiyle sildik. Yüzeyin şu andaki durumu. Berk Bey, bir de bayilerimizin bazı soruları var. Birkaç şey daha ben size sorayım. Tabii. Derler ki... Bu arada 400'ün üzerine, çok özür dilerim, 400'ün üzerine 3800, yani normalde bizim polisar sistemimiz 400 kalın pasta, 2500 ince pasta, 3800 hale gidecek daha. Doğru muyum? Doğru. Fakat şimdi bakıyorum, aslında yüzeyde ince pastalık bir işlem kalmadı. Evet. Sadece hologram var. Sadece hologram var. 3800'e geçelim. 3800'ü ama... Çok sorulan, yani benim sahada uğradığım müşterilerimize anlatmaya çalışıyorum. Kısa hani eğitim semineri gibi oluyor bazen. Vakit ayırıyorum. Arkadaşlar, işte menzana elinde premium sarı sünger var. Set 2 süngeri bu. Yani ince pasta süngeri. Çok sorulan sorulardan biri. Sarı süngerle işte set 2 süngeriyle 400 kullanabilir miyim? Tabii ki kullanabilirsiniz. 3800 kullanabilir miyim? Evet, tabii ki kullanabilirsiniz. Ne fark yaratır? Bunu 3800'ü bu süngerle kullanırsanız orijinal, yani set 2 süngeri dediğimiz yeşil süngerle kullandığınızda bir tık daha fazla kesme yapar 3800. Yani pastaya bir tık daha kesme kazandırırsınız. Kullanmış olduğunuz pedin sertliği pastaya kesme kazandırır. Ped yumuşadıkça azalır. Bunu da kısa bir bilgi olarak paylaşmak isterim. Ben şöyle döneyim, ondan sonra sorulara cevaplayayım. Çünkü makineden ses gelecek. Şöyle döneyim. Evet, sorularımızdan bazıları şunlar Berk Bey. Bayilerimiz der ki eski 400 ile aynı görüntüye sahip. Biz bu ürünü nasıl ayırt edebiliriz diğerlerinden? Tekrar ondan sonra göstereyim Soner. Evet, ilk bakışta ondan sonra çok bir fark gözükmese de 400 ibaresinin yanında Improved Formulation yazısı var. Bununla beraber ayırt edebilirsiniz. Zaten dediğim gibi bundan sonraki süreçte eski 400 maalesef artık stoklarımızda olmayacak. Yeni gelen tüm 400 kalın pasta yeni seri olarak gelecek.
Şimdi biraz önce chatten okuduğum kadarıyla ondan sonra hologram hali oluşuna dair ondan sonra birkaç yorum var. Arkadaşlar zaten kalın pastayı kullanırken, yani kalın pastayı kullanma amacımız kalın çizikleri yok etmek. Ve kullandığımız, şu anda ben onu da hani göstereyim arkadaşlarımıza. Bizim Türkiye'de menzan için özel ürettirmiş olduğumuz agresif kuzu postu, doğal kuzu postu keçeyle kullanıyoruz. Özellikle kontrol cleaner gibi çok güçlü bir temizleyiciyle yüzeyi sildikten sonra aracın zaten finish'e gitmesini ondan sonra bekleyemezsiniz. Eğer bunu yapabilen ondan sonra bir ürün varsa da emin olun ki içerisinde farklı içerikler, farklı dolgu ondan sonra maddeleri vardır. Bizim kalın pastayla amacımız arkasını hemen kolaylıkla çözebileceğimiz, giderebileceğimiz hale gidericiye hazırlamak. Yüzeyde zaten özellikle ondan sonra mevcut çizikler ondan sonra vardı. Onları yok ettik. Bir de normalde tabii ki aslında Özgür abi şuna bahsedebiliriz. Bu kadar geniş alanda çalışmayı önermiyoruz. Ama bizim buradaki amacımız ne kadar az ürünle ne kadar geniş bir alanda uygulama yapabildiğimizi göstermek. Daha az da ürün kullanabilirdik. Evet, yani ürün kullandığımızdan da bir tık fazla arkadaşlarım hologram görmüş olabilir. Onların da sorularını kesinlikle ondan sonra yanıtsız bırakmak istemeyiz. Bu işlemden sonra hemen burada da çok kısa hologramla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Çok kısa heavy cut pastalarda keçeyle uygulamanın arkasında hologram, yani keçenin bırakmış olduğu dairesel izleri gördüklerinde kesinlikle korkmasınlar, asıl görmediklerine korksunlar. Evet. Çünkü görmediğiniz zaman mutlaka ve mutlaka neden görmediğinizi sorgulayın arkadaşlar. Bence bu söylediğiniz detay sektörü lügatına girer. Girer. Net. Evet. Gördüklerinizden değil, görmediklerinizden. Çünkü çok güzel, normal bir şey. Agresif bir materyal kullanıyorsunuz. Çizikleri tesviye ediyorsunuz, kesiyorsunuz, kesme sağlıyor. Oradaki yüzeydeki çizikleri bertaraf ederken kendinin çizik bırakması zaten polisajın mantığında olan bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Yüzeye geçelim. Yüzeye ondan sonra şu anda bakalım. Bakabilirsiniz. Şu anda 3800. Evet, sarı süngerle, menzara sarı süngerle 3800 uygulaması yüzeye yapıldı. Işıkla beraber ondan sonra bakalım. Özgür abi kontrol kırımları ondan sonra, bir silimini ondan sonra gerçekleştirelim. Akıllarda soru işareti kalmasın. Ama şimdi çok ufak bir alanda da aslında optimal ürün miktarıyla daha az hologramla nasıl sonuç yapabiliriz onu da bir gösterelim. Arkadaşlarımız aslında bu canlı yayını çok uzatmak istemiyordum ama çok fazla soru gelmiş, bir ona da girelim. Tabii. Şöyle ben de göstereyim mi? Evet chat, şu anda seramik sizi... kaplamaya hazırsınız. Evet, seramik kaplamasını sizden şu anda bir alkış bekliyorum. Bir alkış tufanı şu anda kopması gerekiyor. Kontrol cleaner'la ondan sonra tüm silimi yapıldı. Orta noktalara odaklanıyorum. Berk Bey, şimdi chat'te var olan birkaç mesaj var biriken, onları size sorayım tekrardan. Şimdi tamam, bazı baylarımız der ki... Biz de bu olanı hemen sadece 400'de bir uygulamaya ayıralım. Bazı baylarımız der ki biz yayının başını kaçırdık Berk Bey. Tekrardan bir alan üzerinde uygulama yapabilir misiniz? Biraz daha görelim istiyoruz derler. Tamamdır. Şimdi ufak bir alanda tekrar menzarla yeni 400'ü keçeyle uygulamasını yapalım. Yayının başında da bizim ürün açıklamalarımızı... Keçeyle yapıyoruz, orbital mi? Keçeyle yapalım Özgür Bey. Tamam. Yayının başında da ürün açıklamalarını kaçıran uygulamacı arkadaşlarımız için de en son tekrardan çok kısa bir özet geçeceğim arkadaşlar. Ve yine Instagram ve Facebook hesabımızda ürünün uygulanmasına dair eğitim videomuzu tahmin ediyorum ki önümüzdeki haftanın başında bulabileceksiniz. Bence alanı bir tık daha küçültelim. Sence nasıl? Ben şu an. Peki, okey. Sana bırakıyorum. Evet arkadaşlar, bu videoyu tabii ki tekrar yayın olacak. Göreceksiniz, kaydedeceğiz, yayınlayacağız. Merak etmeyin. Rahat rahat tüm bilgilere ulaşabileceksiniz. Normalde bu arada şu an bu yayını Facebook'ta ondan sonra canlı yayını yapmak istiyorduk. Fakat teknik bir sıkıntı sebebiyle Facebook'ta bu canlı yayını yapamadık. Soner Bey'in dediği gibi canlı yayını kaydedeceğiz. Ve bundan sonra hem Instagram hesabımızda hem de Facebook hesabımızda canlı yayınımızı izleyebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi ben tekrar...
ve Özgür Bey yeni 400 ile makinesini konuşturuyor. Buyurun Özgür. Ses daha sesim ne kadar iyi geliyor bilmiyorum ama biz bu işlemden önce doğru demir tozu ve çil uygulaması yaptık arkadaşlar. Yüzeyi demir tozu ve çille beraber tabii ki ön hazırlığını yaptık. Kullandığımız markalar, kullandığımız ürünler farklı bir markanın olduğu için şu anda marka belirtmeyeyim ama siz az çok hangi marka olduklarını tahmin etmişsinizdir. Özgür Bey, şu anda makine kaç devirde çalışıyorsunuz? Arkadaşlarınız soruyor. Yani makinenin 4. seviyesi. Evet. Şu anda 2100 devirde tekabül ediyor. 2100 devirde. Şöyle biraz önce yorumlarda bir mesaj gördüm, ışık süzmesi var diye. Bu bizim şu andaki kullandığımız ekipmanımızla alakalı. Şu normalde profesyonel ışıklar arkadaşlar. Normalde sarı ışıkla bakılması gerekiyor, gün ışığında bakılması gerekiyor biliyorsunuz. Ama yine yüzeyin vernik yapısıyla ışık kırılması olabilir. Işık kırılması demek yüzeyde ondan sonra o çok fazla yayılmadığı sürece hari hologram var demek değildir. Size çok kısa şunu gösterebilirim. Çünkü yorum... kulaklığı düştü. Yorumlarda onu gördüm. Bakın. Aslında birçoğunuz da ondan sonra kullandığı, gördüğü ışık. Şu anda ışıkta kesinlikle bir kırılma, dağılma yok. 2500 ile ilgili ondan sonra sorularınızı ondan sonra gördüm. Evet, bizim menzahla olarak polisaj sistemimizde 2500'ün yeri çok ayrı. Biz kalın pastadan sonra her zaman kalın pastanın çiziğini ve arkasına bıraktığı tahribatı toparlayabilecek 2500'ün kullanılmasını öneriyoruz. Doğru ama 400 artı 3800 çok iyi bir kombinasyon oluşturuyor. Çok hızlı bir kombinasyon oluşturuyor arkadaşlar.
Şöyle kenarlardaki toz durumunu bir gösterebilir miyiz? Özellikle yeni seride çok önemli olan ondan sonra camlara odaklandığımızda tozun çok 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 azaltıldığını ondan sonra söyleyebiliriz. Aynı zamanda koku kesinlikle yok. Normalde evet yani kapalı ortamda çalıştığımızda 400'ün ondan sonra bir kokusu ondan sonra vardı. Biz bunu görüyorduk. Ve bunu da kabul ediyorduk. Eski serisine göre araç sayısında yaptığı araç sayısında fazla. %30-%40 fazla araç yapacağına inanıyorum. Kesinlikle. Tam da araç sayısı ondan sonra veremem ama bence de çok daha fazla araç yapacak. Dediğim gibi bu canlı yayında tekrar 400, 2500, 3800 onun üzerine seramik kaplamalı powerlock uygulaması yapmayacağız arkadaşlar. Bu yeni 400'ün uygulanmasını çok kısaca size göstermek için de zaten dediğim gibi çok kısa zaman içerisinde inşallah bu pandemiden kurtulursak tüm Türkiye'de, Türkiye'nin farklı şehirlerinde ondan sonra yapacağımız seminerlerle, ücretsiz seminerlerle bu ürünü ondan sonra tekrardan sizlere göstereceğiz. Bu arada ben şu anda bile çok net bir şekilde yansımanızı alabiliyorum yüzeyden. Bence 400'le bir orbitalle bir çalışın. En azından onun şeyini görebilir arkadaşlar. 400 orbitalle mi çalışalım? Peki 400'ü orbitalle çalışalım bir de. Orbital ama şu anda keçemiz burada keçi almamız lazım. Orbital keçiyle mi süngerle mi? Yok, süngerle çalışıyoruz. Peki. Kırmızı süngerle çalışın. Şu an kontrol cleaner'la sildikten sonraki hali. Bakın tekrar söylemiş olduğum gibi kontrol cleaner sizin şu anda piyasada kullandığınız izopropil alkol, tiner vesaire gibi ondan sonra aseton gibi ürünlerden çok daha güçlü bir ürün. Yüzeyin ilk yaptıktan sonra tabii ki bir tık bulaşması ondan sonra çok normal çünkü ürünün yüzeyden fazlalığını siliyorsunuz. Önemli olan kalın pasta grubunda arkasından uygulayacağınız ince pasta ve hale giderici için daha kolay bir zemin oluşturmak. Kalın pastanız zaten kalın pasta çok fazla parlatıyor. Bence bu da iyi bir şey değil tam aksine kötü bir şey. Kalın pasta çok fazla parlatıyorsa demek ki istersen şöyle bir şey yapalım. Kafadayı soru işareti kalmasın. 400'ü süngerle geçelim. Tabii. Heavy cut süngerle ama 400 keçe yaptığımız yere. Arkasından kontrol cleaner'ı da silip tekrar bakalım. Nasıl tamam, olur. Gidiyor. Nasıl istersen. Çünkü anladığım kadarıyla kafalarda bazı soru işaretleri kalmış. Maalesef yani bununla ilgili tabii ki bizim sektörümüzde çok fazla ondan sonra kirli bilgi de var. Aynen. Yani bununla ilgili işte bize bazen sorular geliyor. Bizim kendi paylaşımlarımıza da bahsediyorlar. Öyle bir ürün çıktı ki tek katlı ondan sonra sonuca gidiyor. Yok böyle bir şey. Yani inanmayın arkadaşlar tek katla sonuca gidebileceğiniz günümüz polisaj sisteminde böyle bir ürünümüz yok. Biz de bir zımpara çıkaralım. Tek katlı bütün zımparalı. Evet polisaj sistemi bir zımpara sistemidir. Ve siz aynı zımpara ürününde... Yapamadığınız gibi tek üründe de yapamazsınız.
Canlı yayınlarımız devam edecek. Yorumları ondan sonra okuyorum. Uygulama merkezimize gelen BMW e-kasalar, Audi'ler, Volkswagen'ler hiç fark etmez. Böyle araba geldiğinde de ondan sonra yine canlı yayın açarız ve uygulamasını gösteririz. Demiş olduğum gibi çok fazla uygulamaya girmek istemiyorduk. Daha çok ürün tanıtımı yapmak istiyorduk. Çünkü tam öğle saatindeyiz. Sizin en çok iş yaptığınız zamanlardan bir tanesi. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorduk. Gelen sorular ve yönlendirmeler neticesinde ondan sonra bu yayını şu anda yapıyoruz. Neden 400'den sonra tekrar 400 kullandık? Biz 400'ü keçeyle kullandıktan sonra bir de süngerle kullanarak aslında 400'ü ince pasta olarak kullandık arkadaşlar. Yani 2500 gibi çalışmasını sağladık. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Yani ha şu anda 2500 kullanmışız. Hadi ondan sonra 400'ü kalın süngerle kullanmışız. Arasında çok fazla bir fark yok. Kesim olarak fark yok. Alacağınız evet. Sonuç olarak yok ama derinlik olarak, kontrast derinlik olarak mı? Bu arada biz aracı ilk başta göstermedik abi. Araç BMW. Şu anda sadece 400 orbital ve rotary çalışmasıyla aldığımız sonuç bu. Bu arabanın ne olduğunu da sormuş arkadaşlarımız. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar araba şu anda Türkiye'de sadece 4 tane olan 1M BMW 1M özellikle daha böyle klas bir arabada bu işlemi yapmak istedik. Sedan bir arabada yapmak istemedik. O yüzden bu arabayı tercih ettik. Şu anda metaller gayet yani net şekilde. Yani şu anda bakın dediğim gibi kamerayla çektiğimiz için hologram varmış gibi gözüküyor mu gözükmüyor mu bilmiyorum ama düz bakıyorum ben şu anda bu ışığın merceğini çok rahat bir şekilde dağılmadan görebiliyorum. Dışarıdan birkaç tane arkadaşı çağırıp göstermek istiyorum yani merceği ondan sonra tamamıyla görebiliyor musunuz? Evet, uygulamamızın sonuna geldik. Dediğim gibi uygulama videolarımız devam edecek. Ürünün nasıl kullanılması gerektiğine dair, hangi devirde, hangi makinelerle, ne kadar sıcaklık kullanılmasına dair yakın zamanda bir uygulama videomuz çıkacak. Bununla da sosyal medya hesaplarımızdan sizlerle paylaşacağız. Yayının başını kaçıran arkadaşlarımız için tekrardan şöyle masaya geçiyorum ve yeni 400'den son kez ondan sonra bahsedeyim çünkü bundan sonra bizden çok fazla kez bunu duyacaksınız ve sektörde de piyasada da çok fazla kez karşılaşacaksınız. Yeni 400'ün özellikleri. 1. Yeni 400 artık daha güçlü. Arttırılmış çizik giderme performansıyla en zorlu araçlarda dahil kalıcı bir sonuca ulaşacaksınız. 2. Daha hızlı. Yenilenen yine formülasyonu sayesinde sizin de videoda gördüğünüz üzere yüzeyde çok daha hızlı çalışıyor. Hem silinmesi hem uygulanması çok daha kolay ve uygulamadaki araçlarınızı çok daha kısa sürede çiziklerini almanızı ve teslim etmenizi sağlayacak. Üçüncüsü daha verimli. Kullanılan ürün miktarı yeşil seriye çok yaklaştı. Çok az bir ürünle daha geniş alanlarda uygulama yapabiliyoruz ve ürünün yayılımının fazla olması sebebiyle de arkasına bıraktığı hologram inanılmaz derecede az. Fakat tekrar şunu söyleyeyim. Özgür Bey çok güzel bahsetmişti bundan. Kalın pastadan sonra hologram kesinlikle keçeli kullan. Bekleyeceksiniz arkadaşlar. Hologramsız bir yüzey özellikle keçeli kullandıktan sonra hologram yüzeyde yoksa düşünün. O zaman düşünün. Peki bu üründe ne yok? Bu üründe özellikle kapalı ortamda çalışan arkadaşlarımız için sorun oluşturabilecek koku kesinlikle yok. Koku kesinlikle giderildi, ortadan kaldırıldı. 2. Toz olayı, toz minimuma indirildi. Toz hala yok değil miyiz? Tabii ki bir toz olacak. Kalıp pastada toz olacak. Evet. Ustalarımız ve biz bu pastanın tozunu götüreceğiz. Bu iş böyle. Tozun oluşmasının sebebini zaten uygulamacı arkadaşlarımız biliyor. Biliyor söyle ya dolduracak, ya koku yapacak, uçacak. Yani. Bir şekilde yok olacak. Bir şekilde yok edecek. Aynen yok olmak öyle. Zorunda. Yani bir anda yoktan da var olamaz, vardan da yok olamaz. Bir şekilde çıkmak zorunda. Ve üçüncüsünde yok. Diğer tüm menzarlı ürünlerinde, kalın pasta ürünlerinde olduğu gibi dolgu, silikon, örtücü ve kapatıcı madde kesinlikle. Yine yeni 400'de bulunmuyor. Kesinlikle yok arkadaşlar. Ve tekrar şunu da söyleyeyim. Güvenli bir pasta, sağlıklı bir pasta toz oluşturmadığı için, koku oluşumu olmadığı için
Ne insan sağlığına ne de çevre sağlığına hiçbir zararı bulunmuyor. Kesinlikle öyle. Yayınımızı yavaştan kapatalım. Dediğim gibi arkadaşlar, sorularınızı lütfen bize özel mesaj yoluyla da yazabilirsiniz. Biz özel mesajdan elimizden geldiği kadarıyla cevaplamaya çalışacağız. Teknik konuda ilk uygun zamanımızda büyük ihtimal yarın Özgür Bey'le bir canlı yayın daha, bu sefer masa başında, evet, bu işi teknik tarafını ondan sonra konuşmak için ondan sonra yapacağız. İnşallah. Ben hala inanılmaz heyecanlıyım. Heyecanım geçmedi. Çünkü bir an önce bunu Türkiye'deki detay severlerle detailing sektöründe buluşturmak için sabırsızlanıyorum abi. Ben de öyle. Yani ürün bir sürü depomuzda, onu böyle alıp da dışarı çıkarmak için zor tuttum. Yani kucaklayıp götürmek istiyordum ondan sonra. İnsanların bunu görmesini. Kesinlikle görmesi gerekiyor. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Aynen öyle. Son kez yine firma müdürlerimizden Gökhan Bey'i buraya alayım. Gökhan Bey'den ondan sonra birkaç cümle alalım ve canlı yayınımızı sonlandıralım. Gökhan Bey, şöyle alayım sizi. Geleyim. Nedir heyecanlarımız? Ben de hiç geçmedim. Ya vallahi şu anda tabii biz 6 ay denediğimiz için biraz şey var yani, ürünü biliyoruz ama arkadaşlar da bu tadı tatacaklar, deneyecekler. Onlara başarılar diliyorum. Büyük bir zevkle kullanmalarını ümit ediyorum. Biz buradan ne kadar uygulama yaparsak yapalım, ne kadar şeyi çok aslında söylersek söyleyelim, günün sonunda ürünün takdiri sizlere ait arkadaşlar. Yani hepiniz alanınızı uzmanlaşmak için çok fazla süreçten geçiyorsunuz, kendinize eğitiyorsunuz arkadaşlar. Dolma, duyma bilgilerle ya da izlediğiniz videolarla, bu yorumu değil ama en azından şu 250 milyondan sonra satın alın, deneyin. Yine satın alma, ondan sonra yine gücünüz yoksa da bizim eğitimlerimize katılın. Bizi çağırın, gelelim uygulama merkezlerinde, tabii ki pandemi sonrasında koşullar olduğunda gelelim bu ürünü sizlerle beraber deneyelim. Bu heyecanı bile sizlerle paylaşalım. Başka söylemek istediğiniz yayını kapatırken? Ben çok teşekkür ederim herkese, izleyenlere.